Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 3. sınıf Türkçe çalışma kitabı 101, 102, 103, 104 ve 105. sayfa cevaplarını vereceğim. Şiir bizde kaldı metni, etkinlik cevapları. 3. sınıf Türkçe Map Yayınları çalışma kitabı sayfa 101 cevapları. Hazırlık çalışmaları. 1. Çocuk olarak sahip olduğunuz hakları aşağıdaki balonlara yazınız. Bu konuda aile büyüklerinizden yardım alabilir, internet ve benzeri kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Cevap: Eğitim hakkı, sağlık hakkı, fiziksel hakkı, yaşama hakkı, güvenlik hakkı, oyun hakkı, barınma hakkı, düşünce hakkı, psikolojik hakkı. 2. Sahip olduğunuz çocuk haklarından da yararlanarak büyüklere mesaj veren bir slogan, etkili kısa söz cümlesi oluşturup aşağıya yazınız. Cevap: Çocuklara yaşat ki geleceğini koru. 3. sınıf Türkçe Map Yayınları çalışma kitabı sayfa 102 cevapları. Soru: Aşağıdaki şiiri okuyup altta verilen kelimeleri şiirde boş bırakılan yerlere şiirin anlamını tamamlayacak şekilde yazınız. Daha sonra çalışmaları yapınız. Cevap: Şiir bizde kaldı. Mavi minek kırlara koştu. Şiirini bizde unuttu. Kedik coştu, kuş uçtu. Güneşi gülme krizi tuttu. Koşup oynamaktan hiçbirinin yazmaya vakti yoktu. Bizde kaldı şiirleri, onun için biz yazdık bu dizeleri. Aytül Akal. 1. çalışma. Soru: Okuduğunuz şiirde geçen bir eş sesli kelimenin farklı anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeyi bularak kelimenin şiirde kullanılan anlamını çarpı ile işaretleyiniz. Kelimeyi iki anlamıyla da cümle kullanınız. Cevap: Şehir ve kasabaların dışında kalan çoğu boş ve geniş yer, dağ, bayır. Beyazla az miktarda siyahın karışmasından oluşan renk. 1. cümleye çarpı koyun. Cümle: Elindeki bardağa düşünce kırıldı. Cümle: Evlenince kır düğünü yapmak istiyordu. 2. çalışma. Soru: Aşağıdaki ifadeleri şiir bizde kaldı adlı metne göre değerlendiriniz. Doğru olan ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Metin bir şiirdir ve dizelerden oluşmuştur. Doğru. Metnin konusu çocuk haklarıdır. Yanlış. Şiirde söz edilen tüm varlıklar mutludur. Yanlış. Çocukların oynamaya pek vakti yoktur. Yanlış. Şiirin başlığı şiire uygundur. Doğru. Her dizenin büyük harfle başlaması gerektiği kuralına uyulmuştur. Doğru. 3. sınıf Türkçe Map Yayınları çalışma kitabı sayfa 103 cevapları. 3. çalışma. Soru: Aşağıda bir bölümü boş bırakılan cümleler verilmiştir. Verilen kelimelerden uygun olanları kullanarak cümleleri tamamlayınız. Cevap: Şiirde güneşi gülme krizinin tutması hayali, yani gerçekte yaşanması mümkün olmayan bir olaydır. Şiirde kuşların uçması, çocukların oynaması gerçek, yani yaşanması mümkün olan olaylardır. 4. çalışma. Soru: Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız. EBA adresindeki Oyun İster Bazen Büyükler adlı şarkıyı dinleyiniz.
Şarkıda anlatılan hikayenin içlerinden ikisi karşı çıkmış bölümüne geldiğinizde hemen şarkıyı durdurunuz. Hikayenin devamında ne olduğunu ve hikayenin nasıl bittiğini tahmin ediniz. Tahmininizi çalışmanın sonunda verilen Barış İsteyen Ülke adlı metnin devamı olarak yazınız. Yazınızda yazım ve noktalama kurallarına uymaya, yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya, olay akışını sırasıyla vermeye, eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanmaya özen gösteriniz. Metninizi tamamladıktan sonra şarkının devamını dinleyiniz. Barış isteyen ülke. Çok uzakta bir ülke varmış. Bu ülkenin halkı barış içinde yaşamak, çocuklarını mutlu bir şekilde büyütmek istiyormuş. Bunun için ne yapmaları gerektiğini düşünüp taşınmışlar ve silahları bırakma kararı almışlar. Tam barış kararını uygulayacakları zaman içlerinden ikisi karşı çıkmış. Cevap: silahları saklama konusunda sıcak bakmamışlar, iyi yapmışlar, bu düşünceleri verenleri kovmuşlar. 3. Sınıf Türkçe MEP Yayınları Çalışma Kitabı sayfa 104 cevapları. 5. Çalışma. Soru: A. Oyun ister bazen büyükler şarkısına göre çocukların ve büyüklerin dünyalarında neler vardır? Şarkıyı bir daha dinleyip hissettiklerinizin resmini çiziniz. Cevap: kendinize göre resimleri çizebilirsiniz. Soru: B. Şarkıyı dinleyip resmini yaptığınız çocuk dünyasını aile üyelerinize konuşmadan canlandırmak için bir çalışma yapınız. Canlandırmanızı yaptıktan sonra onlardan neyi anlatmak istediğinizi tahmin etmelerini isteyiniz. Cevap: ailenizle birlikte yapmanız gerekmektedir. 3. Sınıf Türkçe MEP Yayınları Çalışma Kitabı sayfa 105 cevapları. 6. Çalışma. Soru: aşağıdaki noktalama işaretleri cümlelerini kaybetmiştir. Onları oklar yardımıyla cümlelerine taşıyınız. Cevap: eskiden ne güzel sokak oyunları oynanırdı. 2 nokta, toplu saklambaç, körebe, 1-1, çelik çomak, istop. Önce en sevdiğimiz dondurmacıya gidip, parantez içinde, parkın oradaki dondurma yiyelim, noktalı virgül, sonra da çocuk parkında oynayalım. Kimler film izlemek istiyor? Soru işareti. Annem, tırnak içinde, hadi patlayalım deyince tüm çocuklar ona şaşkınlıkla baktı. Güneş, tırnak kesme işareti in, bana göz kırptığını gördüm. Hatta benimle konuştu. Konuşma çizgisi: merhaba yalnız çocuk. Sana arkadaşlık etmemi ister misin? Oyun oynamak için harika bir gün. Ünlenmiş. Konuşma çizgisi: yaşasın. Ünlem. Yarın pikniğe gideceğiz. Benim cevaplandırmam bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki cevaplandırma videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.